Merhaba, benim adım Mert Karakoç. Sizlere MATLAB ile görüntü işleminde geometrik dönüşümlerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle taşımadan başlayacağız. Taşıma operatörü giriş resmindeki her pikseli çıkış resmindeki yeni bir konuma taşıma işlemidir. Orijinal resimdeki x1, y1 koordinatındaki her piksel belirli bir öteleme mesafesi boyunca taşınarak yeni konum olan x2, y2 koordinatına yerleştirilir. Kodlama kısmına geçtiğimizde ise ilk önce resmimizi okumamız gerekiyor. Bunun için imrit komutunu kullanacağız. İmrit komutunun içine kullanmak istediğimiz resmin bilgisayardaki yolunu yazmamız gerekiyor. Ben masa üstündeki bu resmi kullanacağım. Bu yolunu bulmak için de sağ tıklayarak, özelliklere tıklayarak buradaki konumu kopyalayıp yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bunu tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Yoldan sonra bir de ismini ve uzantısını da yazmamız gerekiyor. Daha sonra resmimizin boyutlarını harflere atıyoruz. Bunun için de size komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yine parantezin içine de resmimizi yazıyoruz. Daha sonra boş bir tane sıfırlardan oluşan bir matris oluşturuyoruz. Bizim resmimizde aynı boyutlarda olması gerekiyor. Daha sonra for döngüsü ile bütün pikselleri taramasını sağlıyoruz. Daha sonra ise taşıma işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için oluşturduğumuz matrisin i ve j indislerine taşımak istediğimiz kadar bir sayıyı ekleyebiliriz. Piksel sayısı bu ekleyeceğimiz. Daha sonra da bütün for döngülerini kapatıyoruz. Taşıma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi fotoğraflarımızı ekrana yazdıralım. Aynı anda iki ya da daha fazla fotoğraf yazdırmak için subplot komutunu kullanıyoruz. Bunun için ilk önce satır sayısını, daha sonra sütun sayısını ve üçüncü olarak da hangi bölmeye yazdırmak istediğimizi yazıyoruz arkadaşlar. Ben şu an bir satır, iki sütun oluşturdum ve ilk kareye yazdırmak istediğimi belirttim burada. Daha sonra da imshow komutuyla ilk önce orijinal resmimizi yazdırdık. Evet, kodumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu orijinal resmimiz. Bu da taşınmış hali. Arkadaşlar bu taşıma işlemi için MATLAB'ın hazırda bir kodu var. Onu da göstereceğim size. Yine bir sabite imtranslate komutuyla taşıma yapabiliyoruz. Bunun için parantez içine ilk önce değiştirmek istediğimiz görüntüyü, daha sonra köşeli parantez içinde ne kadar değiştirmek istiyorsak, kaydırmak istiyorsak onu yazıyoruz. Daha sonra görüntüde herhangi bir kaybolma, kesilme, kırpma olmaması için de tırnak içinde output view ve full yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar yazdıralım. Gördüğünüz gibi fotoğrafta herhangi bir kaybolma, kesilme, kırpma olmadı. Boyutu birazcık büyümüş oldu.
yanlardaki siyah beyaz sayesinde. Taşıma işlemi bu kadar arkadaşlar. Aynalama işlemi ise görüntüyü orijinal resmi konumundan alarak belirlenen eksen etrafında yansıtarak yeni bir konuma yerleştirilmesidir. Aşağıda örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kod kısmında ise yine öncelikle resmimizi okumamız gerekiyor. Arkadaşlar daha sonra aynalama işlemini flip komutuyla yapıyoruz. Bu parantezin içine aynalamak istediğimiz resmi ve yanına da bir yazarsak x ekseninde evet, 2 yazarsak da y ekseninde aynalama yapmış oluruz. Tekrar aynı ekranda yazdıralım hepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu orijinal resmimiz. Bu x ekseninde yansımış hali. Bu da y ekseninde yansımış hali. Eğme işleminde ise resmin bir tarafı sabit dururken diğer tarafın x ya da y ekseni doğrultusunda kaydırılmasıdır. Bunun için aşağıdaki matris kullanılır. X ekseninde kaydırmak için birinci satır ikinci sütunun bir sabitle çarpılması gerekir. Y ekseninde kaydırmak için ise birinci sütun ikinci satırın bir sabitle çarpılması gerekir. Bu işlemin kodlama kısmında ise yine her zamanki gibi ilk önce fotoğrafımızı okuyoruz. Daha sonra yapmak istediğimiz işlemi yani matris çarpımını tanımlamamız gerekiyor. Bunu affine2d komutuyla yapıyoruz. Burada birinci satır ikinci sütunu değiştirirsek arkadaşlar x ekseninde bunu eksi alırsak ters yönde taşıma yapar. İkinci satır birinci sütununu değiştirirsek eğer y ekseninde ve eksisini alırsak da ters yönde taşıma yapar arkadaşlar. Kaydırma yapar pardon. Daha sonra bunları fotoğrafımıza işlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de inwarp komutunu kullanacağız. Bu inwarp komutunun içinde parantez içine değiştirmek istediğimiz resmi ve yapmak istediğimiz işlemi yazıyoruz. Daha sonra hepsini aynı ekranda yazdıracağız tekrar. İki satır, iki sütun yeterli gelir.
Bunu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, y ekseninde ve x ekseninde kaymalar oldu. Ölçekleme işlemi ise bir görüntünün boyutunu küçültmek ya da büyütmek için kullanılır. Bu işlem görüntü üzerinde alınan bir grup maddesin pikselin değerini daha küçük ya da büyük maddete dönüştürme ile gerçekleştirilir. Böylece maddesi büyüklüğüne göre ya pikseller çoğaltılır ya da azaltılır. Kodlama kısmında ise yine ilk öncelikle resmimizi okuyacağız. Daha sonra arkadaşlar bu büyütme ve küçültme işlemini imresize komutuyla yapacağız. Bu komutta parantezin içinde değiştirmek istediğimiz fotoğrafı yanına da büyütme ya da küçültme oranını yazmamız gerekiyor. Eğer buraya birden büyük bir sayı yazarsanız büyür, birden küçük bir sayı yazarsanız da küçülür. Aynı şekilde bunu oransal olarak değil de direkt piksel boyutlarında oynama yaparak da değiştirebilirsiniz. Bunun için ise oran yazdığımız yere köşeye parantez içinde piksel boyutlarını yazabilirsiniz arkadaşlar. 400 425 yapalım. Daha sonra bunları farklı pencerelerde yazdırmak için ise figür komutunu kullanıyoruz. Kodumuzu çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim orijinal resmimiz arkadaşlar. Bu piksellerle değiştirilmiş hali. Bu da yarı yarıya küçültülmüş hali. Döndürme işlemi ise resmi bir nokta etrafında belirli bir açı değerinde çevirerek giriş resmindeki x1, y1 koordinatını çıkış resmindeki x2, y2 koordinatlarına taşıma işlemidir. Kodlama kısmında ise tekrar fotoğrafımızı okuyoruz öncelikle. Döndürme işlemini imrotate komutuyla yapacağız. Burada parantez içinde döndürmek istediğimiz resmi ve yanına da sağ yönünü tersi yönde kaç derece çevirmek istiyorsak onu yazacağız arkadaşlar. Bunları aynı ekran üzerinde yazdıracağım. Gördüğünüz gibi bu orijinal resmimiz, bu 53 derece döndürülmüş hali, bu ise 180 derece döndürülmüş hali. Gördüğünüz, fark etmişsinizdir. Bununla birlikte aynalama da yapabilirsiniz arkadaşlar. 90 ya da 180 derece çevirerek x ya da y yönünde aynalama yapmış olursunuz. Geometrik dönüşümler bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.